Sırbistan'da yaşanan çok garip bir olayın videolarını izleyeceğiz. Bir kadın var, bu kadın deli gibi bir şey ve gece yarıları sokaklarda dans ediyor. Biraz ürkütücü bir video ama izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Aranızda görmeyenler vardır belki. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, ilk video bu şekilde. Sokak ortasında gördüğünüz gibi dans eden bir kadın var. Sırbistan'da yaşanıyor bu. Gecenin bir yarısı sokakta dans ediyor ve kameraya çeken kişiye saldırıyor bir anda. Çok garip. Türkiye'de böyle bir şey yaşıyor olsam ne olurdu bilmiyorum. Yine böyle tren raylarında dans eden bir kadın. Bu ne ya? Bu garip bir olay abi, baksana. Çok garip olaylar. Yine garip bir video. Yine okla gösteriyorlar. Burada dans eden bir kadın. Ne oluyor? Bak saldıracak, saldıracak, git. Saldıracak, alo. Bu arada eğer bu kadınla ilgili video çekmemi istiyorsanız, yani dışarıda ara bunu, buraya git diyenler varsa bu videoya bayağı like ve yorum bekliyorum. Yine gecenin bir yarısı. Ya abi ne bu? Ne yapıyorlar bunlar? Çok garip ya. Ne yaptıkları? Bak bak bak, kameraya döndü bak. Abi kaç kaç kaç, üstüne saldıracak o senin, kaç. Aa saldırmadı, saldırmadı. Gördü kamerayı. Hayır, geliyor. Oo video bitti burada. Ananı satayım, çok korkun. Evde kimse yok, altıma sıçacağım şimdi. Eyfel Kulesi'nin arkasında mı yapıyor bu, ne? Eyfel Kulesi gibi bir şey var. Abi çok garip ya. Bu olayların hepsi Sırbistan'da yaşanıyormuş ama farklı ülkelerde de görenler olmuş. Bak 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 bak, kameraya saldırıyor hemen. Kameraya baktıkları an kaydı kapatmışlar. O anları da izlemeyi tercih ederdim. Burada da bak, yine sokağın ortasında gecenin bir yarısı durduk yere dans ediyor. Ve TikTok'ta bu videolar bayağı viral arkadaşlar. Yani girip siz de izleyebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Sırbistan'da böyle garip bir olay yaşanıyor şu an. Ve bu kadın Sırp bir kadın. Zaten Sırbistan dediğimden anlamışsınızdır. Bak bir evin önünde yapıyor dansı. Bu sanırım... Bak seslendi. Ha, saldıracak. Gördü gördü. Gördü gördü. Kaç gördü. Kaç. Aa, aa görmemiş. Görmemiş, süper. Sese doğru geliyor sanırım. Birisinin evinin önünde yapıyor. Ve bunu kendi evinin önünde görenler var. Birazdan onların videosunu da izleyeceğiz. Çok garip videolar ya. Bak burada da yine birisi balkondan çekiyor. Sokağın ortasında böyle çıkıyor. Gecenin bir yarısı dans ediyor. Ve genelde çöp kutularının önünde yapıyor bunu. Bak gördüğünüz gibi orada da bir çöp kutusu var. Ve genelde çöp kutularının olduğu bölümlerde dans etmeye başlıyor bunlar. Bak bak bak, birine saldırıyor. Alo. Aa vallahi kadına saldırdı. Umarım bir şey yapmıyordur ha. Çünkü ben duyduğuma göre bu kadının bir yerinde bıçak varmış. Yani bir ses duydu. O zaman bıçakla saldırmaya başlıyormuş. Bak sokağın ortası, bak görüyor musunuz? Bak direkt sokağın ortası ve evinden çekiyor. Kendi kendine dans ediyor. Kafasında bir kask var. Bak bak bak, şuna bak. Aa aa kamera. Aa! Oo! Çok korkunç. Devam. Bak. Bak şuna bak Allah'ım. Bir de böyle şey ormanlık alan gibi ağaçlık alanların yanında falan da yapıyorlar. Aşırı ürkütücü. Gelen yorumlar zaten apayrı. Bu sanki biraz kurgu yapılmış gibi. Bu ne? Allah. Kamerayı gördü. Bak bak, saldırmaya başlıyor. Dayanamayacağım. Evde kimse yok. Çok korkunç. Evet. Yürüyor bu. Dans etmiyor bu. Yürüyor. Dans ederek yürüyor. Aa kadın çekiyor. Seslenecek mi acaba? Aa bak, dans etmeye başladı bak. Bak durduk yere dans ediyor. Aha. Aha gördü. Duydu. Arkasını dönecek şimdi. Bak bak, gördünüz mü? Elinde bir şey var. Saldırmaya başlıyor bak. Elinde bir şey var, hemen saldırmaya başlıyor. Gördünüz mü? Ya, bu farklı bir videoymuş. Bu şey değil. Dans eden kadın videosu değil ama birinin evine girmiş garip bir yaratık. Uyurken mi çekilmiş? Kamera kaydı mı çekilmiş? Ya of, ben böyle şeyleri izlemek istemiyorum ya. Yani bu o Sırp kadın mı acaba diye düşünüyorum. Umarım değildir. Allah Allah. Kapının oradan girecek şimdi, göreceğiz var ya. Ne oldu? Gitti mi? Ya bakma öyle ya. Vallahi çok korkunç duruyorsun. Alo. Ananı. Üzerimize geldi, Allah kahretsin. Bir video daha. Bak gördünüz mü? Yolun ortası. Bak durduk yere dans ediyor yine. Hiç gündüz video yok. Bak seslendi. Bak. Bak sesi duydu. Bak. Bak bak bak. Bak. Bak koşmaya başlıyor direkt, gördünüz mü? Hemen saldırmaya başlıyor. Sesi duyduğu an saldırıyor abi. Aa çok kötü bir şey bu. Ben kendime böyle bir riske atar mıyım diyeceğim de, atabilir mi? Sizin için atar. Bir arkadaş çekiyor yine video. Bir şey gördüm diyor yolda giderken. Bak. Aa çok tuhaf. Bu harbiden o. Bu Sırp kadın o işte. Bak duydu sesi. Kameraya dön. Abi çok korkunç bu. Alo. Aa! Arkadaşlar evde kimse olmadığı için bu kadar fazla tepki veriyorum. Çünkü korkuyorum. Bağırmam lazım. Bak burada bir kadın video çekiyor evinde. Ben bir şeyler gördüm diyor. Sokakta diyor. Bak gidiyor böyle. Ağlıyor bir anda. Bak. Bak görüyor musun? Bir anda evinin önünde dans eden birisini görebilirsin böyle. Bak bir de görüyor. Bu garip ya. Arabayla geçerken görüyor bunları da. Normal yolda gidiyorlar. Video çekiyorlar. O arada böyle bir şeye rastlıyorlar.
Ne olacak? Aha gördü, vallaha gördü. Bu saldırmayan cinsten sanırım. Bak, patlayan video da bu. Bak çöpler var, görüyor musunuz? Çöplerin önünde dans ediyor ve bu kadın burada patladı. Bu olay bu videoda patladı. Bak yine. Bak arkadan bağırıyorlar. Abi acaba düşünüyorum şöyle, bu videoların kurgu olma ihtimali var mı falan diye de, yani kim gecenin bir yarısı çıkıp sokağın ortasında çöpün yanında dans eder ki? Bak yine. Bak bak, durduk yere dans etmeye başladı, bak bak bak. Aa, bak bir dakika, bu kaçan cinsten, bu saldırmıyor, kaçıyor bu. Sokağın ortasında ya, bu ne? Aha. Hayır, saldırma. Saldırma, lütfen saldırma. Bak elinde bıçak var, gördünüz mü? Bak elinde bıçak var, size dediğim olay bu işte. Bak tekrar izleyin. Bak. Bak sesi duyuyor, bak. Bak. Bak duydu. Gördü. Bak elindeki bıçağa bak. Bak bak bak, gördün mü? Elinden bir yanda bıçak çıktı. Yani bu kadın elinde bıçakla çöp kenarlarında dans ediyor ve birisi ona seslendiği zaman, ki insanlar seslenebilir sen ne yapıyorsun burada falan diye, o anda bıçağını çıkarıp saldırmaya başlıyor. Bak bu ne? Evinin odasında. Bak mesela bu kurgu olabilir mesela. Böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bak birisi giriyor oradan, dans etmeye başlıyor. Ya, bu videonun ben kurgu olduğunu düşünüyorum ama diğerlerinin kurgu olduğunu düşünmüyorum ben pek. Bu biraz kurguya benziyor. Ama 1,5 milyon izlenmiş. Bayağı izlenmiş. Bak bence en ürkütücü ve en korkutucu video bunlar. Bak. Anne, kız çocuğu, bir çocuk daha var orada ve o çocuk garip hareketler sergiliyor. Bak havaya uçmaya başladı çocuk. Bak bir şeyler oluyor çocuğa. Ve kaçıyorlar. Sen çocuğunu bırakıp nasıl kaçabilirsin? Bak yine aynı oyun oynuyorlar. Bak şimdi. Bak çocuğa bir şeyler oluyor yine. Bak boynunu tutuyor böyle. Şöyle yapmaya başladı. Bak bak bak, çocuğu çeken birileri var. Bak bak bak. Aa. Çekiyorlar, birisi çekiyor çocuğu. Bak kaçıyorlar abi, niye yardım etmiyorsunuz? Alo, bak çocuğa bir şeyler oluyor. Bak bence en ürkütücü video bunlar abi. Çok garip ya, bu nasıl olay ya? Bak arada böyle tırp kadından ayrı palyaço videolar da görebilirsiniz. Bak görüyor musunuz? Sokağın ortasında bir kol, salıncak ve bir palyaço. Aa palyaço gitti lan. Kayboldu bir anda. Hayırdır? Ananı satayım. Aa çok korkunç. Bak şuna baksana. Bu ne ya? Bu ne abi? Çok garip video. Bak bir kız çocuğu. Bir şeyler oluyor. Garip bakıyor etrafa böyle. Şöyle bakıyor. Bir şey olacak yani çocuğa belli. Bak. Birine odaklandı kaldı. Gülmeye başlıyor. Çok garip bir gülüş bu. Bak bir şeyler oluyor. Sanki kendi yapmak istemediği bir şeyleri yapıyormuş gibi. Ne oluyor? Şey... Bak gitti bir anda modu. Bak bir anda gülüyordu. Sonra bir anda böyle oldu. Abicim iyi misin? Alo. Bir abimiz şu anda kafasında GoPro günlük vlog çekerken video kaydını alıyor her şeyi. O arada böyle bir yere geliyor. Evet, benim en sevdiğim videolardan birisi bu. Çok şey böyle. Hani beklenti yüksek, anladın mı? Ne olacak acaba falan filan diye bekliyorum. Evet, şu an otobüs falan mı bekliyorsun abi? Ah, çek. Mesaj geldi sanırım telefonuma. Yo. Bir ürkmedim değil hafiften. Şu an her şey gayet normal. Arabalar geçiyor, insanlar geçiyor. Ah, ne oldu? Ya otobüs gelmedi, gidiyor sanırım. Bekliyor, bekliyor, gelmedi. Ha, bekliyor hala. Başka birini falan mı arayacak acaba? We're walking. Yürümek zorunda kaldı maalesef. Aa otobüs. Tam geldi otobüs. Niye binmedin? Durmadı mı? Yo. Sanırım gideceği yere gitmedi. Evet, erkekler yolda tek başına yürürken ne yapar adlı çalışma bu. Aha. 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 Abi bir şey diyeyim mi? Bence hemen kaç. Hiç bakma. Gitme gitme. Bence direkt arkanı dön. Geldiğin yere geri git abi. Ben sana dedim. Geldiğin yere geri git dedim o fark etmeden. Bir de şimdi o bıçak çıkartırsa yandın sen abi. Koş. Süpersin. Oğlum çok güzel video bu arada. Özellikle ben... Aa kayboldu. Tamam gitti lan. Sakin ol. Dur. Bir soluklan. Bekle. Bu arada çevreye bakın sana arkadaşlar. Düzene, dizayna. Çok güzel değil mi evler falan? Çok hoşuma gitti benim. Burası kendi evin mi? Tamam. Gir, gir eve, gir eve. Evin mi lan bura? Başkasının evi değildir. Kapı niye açık? Hiç anahtar falan sokmadan girdi eve. Ha sanırım kendi evin burası. Tamam, bir şey yok. Tehlikeyi atlattık. Ne olacak şimdi? Bayağı tedirgin oldu bu arada.
Ne yaptın oğlum? I need some water. Suya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet. Şu an benim de oğlum canım su çekti bu arada. Ah! Ben dedim abi çok riskli. Çok riskli. Polis molis çağır, bir şey yap. Abo yine gördü. Gördü. İnşallah eve girmez. Eve giremez değil mi? Kapıyı kilitleseydin keşke. 911'i arıyor. Yani bu acil durum numarası arkadaşlar yabancılarda. Biz nasıl 155 falan arıyoruz? Onlar da böyle 911'i arayıp bağlanabiliyor. Calm down. We tracked down your location. Let me ask you this. Was she dancing? Yes. Why? Leave the house immediately. Run as fast. Ne oluyor? Şu an ne dediklerini tam anlamıyorum bu arada. Bu kadar fazla yok. Hani bazen anlayabiliyorum ne dediğini de. Çok kısıtlı bir İngilizcem var. O yüzden hepsini şey yapamıyorum, çeviremiyorum. Nereye kaçıyorsun lan? Oğlum evden niye çıktın? Allah kahretmesin. Ya kadın bir defol git. Şu insanları peşini bırak. Bıçak çıkartacak biliyorum. Biliyordum. Hayır. Kaç. Allah geliyor. Aa işte burası çok heyecanlı. Allah'ım inşallah yakalayamaz. Kaç oğlum. Aferin oğlum. Adam nefes nefese. Allah'tan su içmiştin çıkmadan. Tipe bir bak. Allah. Oğlum. Bu kadın da mı parkurcu anlamadım. Parkurcu ne yaparsa yapabiliyor. Ananıza diye bıçaklayacak. Koş hayır. Koş. Allah kahretsin. Ay Allah. Calm down. What do you want? Ürktüm şu an. Bala dans ediyor ya. Şey Angara'nın bağları. Oraya o müziği koysak aşırı tutar var ya. Evet oğlum koşmaya devam. İzini bir kaybettirsen çok güzel olacak da. Bence bir yerde durma. Şu an çok... Aa süper. Hayır süpersin. Helal lan sana. Aferin lan. What? Çok akıllıca hareket. Ama çok da riskli yani. What do I do now? Neredesin lan Sırp kadın? Where'd she go? Tam gitti kurtulduk. Kurtuldun mu? Kurtuldu. Büyük ihtimal kurtuldu. Allah'ım lütfen önüne falan çıkmasın. Bak böyle şeyler yaşanıyor. Köprü altı en tehlikeli yerler. Burada durma bence. Köprü altları genelde palyaçoların bulunduğu yerler. Ananı satayım ben dedim. Bir kere sözümü dinle. Sakalım da var sözümü niye diyorsun ki ben biliyorum ya. Evet sanırım arkadaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu arkadaşlar. Evet bu da farklı bir videosu. Burada da yine garip bir şeyden kaçıyor. O garip şeyi de şimdi göreceğiz bakalım ne olduğunu. Şu an bisikletle bir yere gidiyor. Evine gidiyor sanırım. Oğlum ne kadar güzel lan. Şuraya bak. Şurada yaşasam var ya. Ne dert kalır ne tasa ya. Çok tatlı çok güzel yerler. Şuna şöyle bir yerim olsun ya. Bisikletimle gideyim. Araba da istemiyorum valla. Sadece huzurlu bir yaşam. Başka bir şey değil. Bak ne kadar tatlı evi. Küçük ama tatlı. Tamam evine geldi. Bak ne kadar minnoş tatlı bir ev. Oturdu. Odadan falan biri çıkmayacak değil mi? Abi cidden boş vakitlerini açıp böyle dergilere mi bakıyorsun ya? Ben bunu yapanı hiç görmedim bu arada bu zamana kadar. Telefon çalıyor. Kim o? Aha. Numarası bilinmeyen numara. Bu ses bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu cızırtılı ses bana bir yerden tanıdık geliyor. Ne olacak? Şöminen mi var lan? Aa hava o kadar soğuk mu? Tişörtle geziyorsun ama. He odun kalmadı onu doldurmaya çıkıyor. Of Allah'ım imreniyorum şu an. Kıskanıyorum bu hayatı. Maşallah değil mi adama nazar değmesin bari. Aa bak ne kadar güzel şuna bak ya.
Evet. Süper. Şöyle çıra mıra da aldı şöyle. Ananı satayım. Çığlık reis. Çığlık reisten kaçıyor bu. Çığlık reis değil mi o? Aynen. Aa. Koş oğlum koş. Aslanım benim. Parkur videoları benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız devam ederim bunlara. Haberiniz olsun. Kaç kaç kaç. Helal oğlum. Oğlum arkasındaki çığlık reis de parkurcu ne kadar hızlı geliyor ya. Evet süpersin. Allah kahretsin. Bu daha hızlı. Bu daha hızlı. Bu daha hızlı devam et. Ananı. Oo çok korkunç. Aslan abim nasıl koşuyor bak. Süpersin. Ananı avradını. Çok yakın çok. Bisikletin birini alıp gitsen mi diyeceğim de hepsi bağlı. Yani hayat kurtarma açısından çalmak için değil. Aha kurtuldu. Tam bir problem yok. Kim bak yine aynı numara arıyor, bilinmeyen numara. Ses de vermiyor ki. Allah kahretsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum devam et. Aynen. Oğlum çok heyecanlı. Ya bir şey diyeceğim. Bu adam hani parkurcu ya. Çığlık reisle dans eden Sırp kadının da parkurcu olması çok garibime gitti. Yani onlar da bu adamla aynı hızda koşabiliyor. Hatta ondan daha hızlı hareket edip önüne falan çıkıyorlar. Bu benim çok garibime gitti. Evet kurtul. Ananı satayım yine geldi. Nasıl kurtulacaksın sen bundan? Abi kalabalık ortamlara falan mı gidiyorsun? Bak bak şunun çıktığı yerlere bak. Allah hayır. Aa eve geldi tekrar. Evet süpersin. Gir artık gir. Evet. Nere bura? Oğlum bu az önceki evde neresi? Şeye mi girdin? Kömürlüğe mi girdin lan? Ha buradan evine giriş varmış. Kurtuldun mu? Oh! Oh! Allah'ım inşallah evin içinde falan değildir. Trambolin falan var lan. Kurtulduk mu? Tamam. Şükürler olsun. Şükürler olsun sanırım kurtulduk. Hayır onu açma. İçinden falan çıkar. Oh! Allah'ım bir yer içinden çıkacak sanırım. Neye bakıyorsun lan? Burada olamaz ya. Eve girmemiştir. Girmemiştir diye düşünüyorum. Oh tamam rahatladık mı? Anam biri geliyor. Bence o kapıyı açma abi. Bence açma. Çok kötü şeyler olan. Evet başladık. Gördüğünüz gibi dans eden Sırp kadını gören adam 4. bölümü çekiyor ve bu bölüm inanılmaz korkunç bu arada. Bak. Şimdi bu kadını görüyorlar. Bir kendisi bir de kameramanı var yanında arkadaşın. Bak eli ayağına dolandı bak eli ayağına dolandı. İşte benim en böyle heyecanlı hissettiğim videolar bunlar. Bence kaçın. Bence kaçın artık. Kaçmanız lazım artık aynen. Asansörle niye inmeye çalışıyorsunuz? Merdiven yok mu? Lan girerse ya yakalarsa? Ya yakalarsa? Gelecek çabuk. Niye kapanmıyor? Geçmiş olsun. Aa geliyor. Oh Allah'tan yırttı. Allah'tan yırttı. Bu arkadaş parkurcu bu arada. Yani parkur o yüzden hızlı koşup bir yerlerden atlayabiliyor. Kendini kurtarabilir ama yanındaki arkadaşı bilmiyorum. Nereye gidiyorlar şu an? Çocuk kalbini tutuyor şöyle sürekli. Bir şey olacakmış gibi. He eve girecekler. Evet. Her şey gayet güzel ilerliyor. İyi taktın lan. Ben o kadar acelem olsaydı takım. Oh ne kadar ayakkabı oğlum. Afgan kampı gibi. Bir şey diyeceğim. Şu an kurtulduğunuzu sanıyorsunuz ama bence yanılıyorsunuz. O camdan pencereden bir yerden atlamış gelmiş olabilir. Tamam. Şu an sakinler. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Yani buraya giremeyeceğini düşünüyorlar. Ama bence girer. Aha. Aha.
Saklanıyorlar mı? Oğlum aslında ikiniz saldırsanız... Allah, çok korkunç. Bence elini böyle tutmasan hiç dikkat çekmezsin. Böyle tuttuğun için dikkat çekiyorsun. Çünkü perde yamuk duruyor yani. Bir aksilik var orada. Ne oldu? Işık kapandı. Beyler iyi misiniz? Aha, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum görünüyorsun, hareket etme. Aa! Aa! Lan! Oğlum çocuk öldü. Vur ağzına bir tane tekme at oğlum, ne kaçıyorsun? Vallahi çocuk öldü. Ana! Ana! Oğlum az önceki çocuk parkurcu olan değil miydi? Demek ki buymuş parkurcu. Oğlum arkadaşını öldürdüler lan, nereye kaçıyorsun? Çok... Bak işte en sevdiğim yere geldik şu an. Şu an benim en sevdiğim nokta, sahneler bura. Her yerden atlamaya başlayacak şimdi. Dikkat et de önüne çıkmasın bari. Evet, süper ilerliyorsun. Gayet iyi ilerliyorsun. Gelen giden yok gibi sanki lan. Sakin ol. İnsan içine karışmaya çalış bence. İnsan içine karışırsan bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Hatta şu giden taksiye bin. Oğlum çocuk nefes nefese kaldı. Ödü bokuna karıştı çocuğun. Ben heyecanlandım. Tamam güzel. Bak ışıklı mışıklı bir yere geldin şu an. Tamam sakin. İnsan yok oğlum burada da. Şaka mı? Allah bilir gecenin saat kaçı. Yoruldum. Allah kahretsin. Oğlum bu ne ara geldi buraya mesela ya? Çocuk o kadar koştu oğlum. Çok korkunç. Adam var ya, bugünü hiç unutmaz. Yemin ediyorum bugünü hiçbir zaman unutmayacak bu çocuk. Devam et, süpersin. Hayır hayır, dinlenmeye vakit yok. Yine burada. Oğlum bak, videoda kes kat falan bir şey de yok. Bak kat falan yok. Ama o Sırbistanlı kadın her yerde beliriyor. Bak kat olsa kurgu diyeceğim. Videoda kat da yok. Adam koşuyor, koştuğu yerde beliriyor. Şuna baksana. Aa. Bura ne, otopark mı? Ya bir şey diyeceğim, sen niye otoparka falan iniyorsun ki? Yani insanların yoğun olduğu bir yer illaki vardır, oraya doğru koş. Şu an çok ıssız yerlerde geziyorsun ya, yakalarsa bittin. Arkadaşın gibi olur sonun valla. Evet, aha. 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 Oğlum video çok iyi bu arada ya. Eline emeğine sağlık çocuğun. Ayağına sağlık, o kadar koy. Ciğerine de sağlık. Her şeyine sağlık şu an. Allah'ım inşallah yakalanmaz. Hayır. Oğlum. Sözümü bir dinlesen. Sözümü bir dinlesen. Bak araba geliyor. Durdur bari şunu. Bir şey yap. Birini taksi maksi durdur. Aa, geçiş çok iyiydi bu arada. Geçiş çok iyi değil miydi? Fark ettiniz değil mi geçişi? Arkana bak. Arkana bak şimdi. Arkana bak şimdi, arkanda belirecek kesin. Oh, geldi. Ben demiştim. Demek istemiyorum ama demiştim. Koş. Koş, devam et. Koş, devam et. Aa! Bak görüyorsunuz mu? Abi adam kat atmıyor videoya. Yanında beliriyor bir anda. Tamam, yüksek yerleri, yüksek yerlere ulaşamıyor. Güzel, devam et. Oğlum çocuk harbi bayağı cesaretli, gecenin bu karanlığında çatılarda falan geziyor. Oo, yemin ediyorum bu cesareti yine geldi. Yemin ederim cesaret ister bu. Vallahi ben yapamam şunu yani, gecenin bir karanlığında şuradan böyle kendime bırakacağım falan.
Ben %100 düşer geberirim orada. Yani dans eden kadının beni öldürmesine gerek yok. Ben kendi kendimi öldürürüm. Oğlum çok karanlığa girdin. Az önceki yerler çok aydınlıktı. Sen niye ara sokaklara gidiyorsun ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir şey diyeceğim. Bunu nasıl yaptınız? Ciddi ciddi soruyorum. Adam videoya kat atmadan. İnanılmaz. Bir şey diyemiyorum vallahi. Kardeşim kalbime inecek, hadi artık. Bir yere gir de kurtul. Allah Allah. Bura nere oğlum ya, çok zifiri karanlık burası. El feneri olsa koşamaz bu arada bu çocuk buradan. Ve şu an iyi cesaretle bir yerlerden atlıyor yani. Ya orada çukur mukur olsa. Abo. Saçma sapan bir yere geldin sen şu an. Nereye gideceksin? Bu yolun sonu borun bu bir yere çıkıyor bence. Evet bak, şöyle insanların olduğu yerler. Arabaları durdur, yardım iste. Tamam bir dinlen, bir sakin ol. Dinlen bir. Kimse yok. Oğlum tepeye çıkmışken az dinleneydim ya. Allah'ım inşallah bir yerde çıkmaz. Etrafa bakıyorum da şöyle herhangi bir şey görebileceğim mi acaba diye. Ama yok yani. Tamam iyiyiz, 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 güzeliz. Biraz dinlen sanki, biraz dinlensen iyi olacaksın. Allah ödüm koptu, dur. Tamam kimse yok, sakin. El fenerini de kapatsan sanki yerini bulamaz. Heh. Allah! İki tane. Oğlum iki tane çıktı şimdi de karşısına. Şu anda ekranda görüyorsunuz, öyle bir mesaj geldi bana. Bir daha benim hakkımda video çekme diye. Yani bu mesaj farklı birinden geliyor olamaz. Direkt Sırp kadından gelmiş olmalı ki, videoyu görmüş olmalı ki bana bu mesajı attı. Ve video çok izlendiği için muhtemelen önüne düştü ve bu mesajı attı bana. Tabii ki bizim hiçbir şeyden korkumuz olmadığı için, biz böyle olaylarla artık alakalı videolar çektiğimiz için yani korkusuzca bunlara saldırmaya devam edeceğiz. Zaten bu Sırbistan'da olduğu için bize hiçbir halt yapamaz. Şimdi buna bir mesaj atacağım. Evet çektim, ne oldu? Evet hadi bakalım konuş. Ne diyecek çok merak ediyorum. Çünkü yani senin hakkında video çekmemde herhangi bir sakınca yok. Çünkü bir olay var ve bu olay üzerinde video çektim. Bana niye hemen sen sataşıyorsun ki? Mesajı gördü. Bakalım ne yazıyor. Şu an yazıyor. Sırp manyak kadın diye kaybettim. Hatta şey yapmışlar, böyle profil fotoğrafında dans ettiği fotoğraf var sokakta. İznim olmadan benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Ya bir şey diyeceğim. Sen kimsin de senden izin alacağım ben ya? Sen kimsin? Senden izin almama gerek yok. Ben gayet normal bir tepki videosu çektim. Sen niye buna bu kadar alındın? Niye alındın abi? Çok saçma. Sebebi ne alınmanın yani? Yani bir şey diyeceğim. Bu var ya, böyle bir gelip benim yanıma bana karışsa falan filan var ya, bunun içinden geçerim ben. Biraz tehlikeli bir kadın ama uğraşırız. Bu arada ben şöyle operasyon gözlüklerimi takıp videoya devam etmek istiyorum. Şu şekil mesajlarına bakacağım. Çünkü telefondan herhangi bir virüs gönderebilirler bize. Her şey olabilir. Videoda söylediklerinin hepsini duydum. Ne duydun? Ya biz bu arada bunun hakkında kötü bir şey söyledik mi videoda? Ben hatırlamıyorum söylediğimizi. Ama şey demiştim yani. Sen kimsin? Seni bile bitiririm falan demiştim ya. Beni bitireceğine dair şey. Bak dedim size. Dedim bunu duymuş ya. Niye söyledim ki? Başımızı durduk yere belaya soktuk ya. Evet söyledim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu zamana kadar senin gibi racon kesenlerin hepsinin işini bitirdim. Sen de kaşınma, yoksa seni de bitiririm. Ama sen Sırbistan'da olduğun için çok rahat konuşuyorsun. Ne yazdı? Gereksiz özgüven dolusu YouTuber bozuntusu. Ya bir şey diyeceğim. Benim YouTube videosu çekmemle ne alakası var? Bunu niye bana herkes YouTuber bozuntusu diyor? Yani YouTuber bozuntusuyla ne alakası var? Ben bir video çektim. Burada kendi düşüncelerimi ifade ettim. Sen hemen cortladın. Sırbistan'dasın ya, o yüzden bu kadar rahat yazıyorsun değil mi? Ya Türkiye'de olsaydın zaten yemezdi. Yani yese zaten burada olsaydın bunu yazamazdın zaten. Yemezdi yani. Çünkü bunlar biliyor benim arkamda dağ gibi EÖFC'nin olduğunu. İmkanı yok, yazamazlar ya. Evet Sırp kadın, bekliyorum hadi. O kadar laf
söyledim sana, konuş. Ne yazacak çok merak ediyorum şu an. İstersem tam şu an yerini bulup sana bu söylediklerini yediririm. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin de? Kimsin de benim yerimi bulacaksın? Kimsin sen abi? Sen kimsin de benim yerimi buluyorsun ya? Yazıyor bakalım. Çok özgüvenli. Bayağı özgüvenli. Yani beni yenebileceğini düşünüyor sanırım. Yani biraz tehlikeli bir kadın, evet. Geceleri sokak aralarında her yerde görülebilir, evet. Videoyu izlerken öyle demiyordun. Korktuğunu gördüm. Ya senden ne korkacağım? Evet, biraz korkmuştum aslında. Ama buna korktuğumu belli etmemem lazım. Yo, hiç de korkmadım. Video için yaptım onu. Benimle uğraşma, yoksa senin de sonun, yazamıyorum, sonu diğerleri gibi olur. Kaşınma. Bir de ünlem koyayım şöyle. Heh. Bu laflar boy boy sana girsin. Fısırık rolcü. Fısırık rol falan yaptım yok. Şu an deli hemşireyle uğraşıyorum. Seninle uğraşacak vaktim yok, ama eğer kaşınırsan senin de sonunu getiririm. Sana yerini bulurum demiştim yazmış. Yani sen benim yerimi nasıl bulacaksın ya? Neredeyim lan ben? Yani şu an söyleyecek ki bana evdesin. Yani evde olduğumu zaten tahmin edebilirsin. Çünkü benim işim YouTube ve evde videolar çekiyorum. Bunu herkes tahmin edebilir ya. Normal sokaktan geçen bir insana da sorsan YouTuber nerede iş yapar diye evde der yani. Çok normal. Deli hemşire yakın dostumdur. Kime bulaştığını bilmiyorum. Deli hemşire yakın dostun mu? Ne? Oğlum deli hemşire... Sırbistan'dan gelme mi? Nasıl ya? Deli hemşire nasıl dostum? Ankara'da güvenli evinde oturuyor. Allah belamı versin, Ankara'da oturduğumu biliyor. Yemin ederim Ankara'da oturduğumu biliyor. Sıçtık. Oğlum deli hemşire senin nasıl yakın dostun ya? Deli hemşire senin nasıl yakın dostun? Abi çok saçma. Bunlar nasıl dost? Biri Sırbistan'da, diğeri Türkiye'de, İstanbul'da. Nasıl dostun oluyor deli hemşire senin? Çok garip ya. Kafayı bozacağım bak şimdi ben he. Allah Allah. Eğer benimle uğraşacak vaktin yoksa dediklerimi dikkate al ve beni videolarına dahil etme. Allah Allah. Allah Allah. Seni pişman ederim Emre Özdemir. Şu an seninle uğraşacak vaktim yok. Dostun olan deli hemşireyi bitirip sıra sana gelecek. Sıranı bekle. Oğlum hepinize yeteriz biz. Sıranızı bekleyeceksiniz. Seni inandırmaya uğraşacak değilim. Tamam, inandırmana ihtiyacım yok, ama ben deli hemşirenin yanına gittiğim zaman öğrenirim bunu her türlü. Dost olsanız bile bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sizden korkmuyorum. Benim dağ gibi EÖFC dostlarım arkamda. Siz ise tek başınasınız. Sonunuz yaklaşıyor. Diğerlerini gömdüğüm mezarlığa sizi de gömeceğim. Sıranı bekle. Oğlum bittiniz lan hepiniz. Hepiniz bittiniz var ya. Çok sinirlendim. Şu an çok acayip sinirlendim şu an. Yani Sırp kadın dedik, bir tane tepki videosu çektik, başımıza gelenlere bak. Yani bu kadar fazla. Hepsi bize düşman olma derdinde abi. Her fırsatta korktuğun için arkanı orada aldığını söylemişti. Doğruymuş. Ne? Ya bir şey diyeceğim. Ya bu çok saçma senin bu söylediğin ya. Her fırsatta korktuğum yok. Senin bulaştığın kişi 1.23 milyon aboneye sahip kişi olduğu için ben tek başıma hiçbir zaman olamam, anladın mı? Ya tek başıma. Onlar hep benim arkamda. Yakında sana bu laflarını yedireceğim. Seni uyarmıştım. Daha fazla konuşma. Git o arkadaşın deli hemşireye söyle. Yakında onun için İstanbul'a geliyorum. Eğer sen de eğer sen de benimle savaşa girmek istiyorsan seni de Türkiye'ye beklerim. Öyle Sırbistan'dan rahat rahat yazmayla olmuyor. En iyisini söyledim. En iyisi. Bu son noktaydı ya. Bu harbiden son noktaydı. Hadi bakalım. Yazıyor. Çok merak ettim ne yazacağını. Gözlerimi de takayım da rahat rahat okuyayım mesajımı. Ya şu an o kadar keyifli yazdım ki. O kadar rahatım ki yani. O Sırbistan'da bana rahat rahat yazmayla olmuyor kardeşim bu mesajlar. Tamam mı? Geleceksin burada, kapışacağız. İlk başta o arkadaşın deli hemşire. Sonra sen. Sonra kim gelirse. Senin için geleceğimden ve pişman edeceğimden emin olabilirsin. Öyleyse sana vereceğim tarihi bekle. İlk deli hemşire, sonra sen. Bekleyin. Yazamadım. Bekleyin. Ne yazıyor? Ben özel işkence aletlerimi senin için getireceğim. Ya bir şey diyeceğim. Bunun özel işkence aletlerim dediği, hani sokaktayken dans ediyor ya, orada eline bıçak falan alıyor, koşuyor. Onlarla yaptığı şeyler işte, elinde bıçak çıkıyor, bir anda hiçbir şey yokken bir şeyler çıkartabiliyor. Öyle şeyleri var, ama bizim de var malzemelerimiz yani, bizi korkutamazsın. Şuna da cevap vereyim, bitireyim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendine o zamana kadar dikkat et. Sevdiklerinle güzel vakit geçir. Çünkü sonun
geliyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar. EÖFC bu ya. O zaman... O zamana bu kadar bu özgüvenini kaybetme. Tamam olur. Hiç fark etmez. Görüşürüz. İlk videomuzda başladık. Burada Sırbistan'daki dans eden kadının korku filmiymiş bu. Bir adam bir şeyler çalıyor. Gitar çalıyor. Ve yanında da Sırp kadın dans ediyor. Bu ne? Böyle bir dans şekli mi var ya? Ne oldu? Niye durduk abla? Abla durmayaydın, iyiydi bak, bir ürküttün şu an durduğun için. Tipe bir bak ya, şunun tipine bir bak ya. Tipinde meymenet yok kadının ya. Evet, adam bir tedirgin oldu normal olarak. Abi sen çalmaya devam et, o oynasın. Bir Ankara havası ver oradan şöyle. Gitarla. Verebilirsin diye düşünüyorum yani, o kadar yeteneklisindir. Ben çok konuştum galiba şu an. Evet biliyordum, elinden bıçak çıkarttı, Allah kahretsin. Ben bu sahnenin ne olduğunu biliyorum ya. Ben bu sahnede ne olduğunu biliyorum. Abi saldıracak sana şimdi, gitmen lazım. Öksürme, hiç öksürme. Ne? Aa, adam öksürdü, eline kan geldi. Lan? Abi aynen. Aynen abi, aynen. Aynen. Topuk, topuk. Oğlum adam öksürünce niye kan geldi, ben onu anlayamadım şu an. Allah. Yok, bu kadın her yerden çıkıyor ya. Yani bunu durdurmanın bir yolu yok. Geçmiş olsun abi, valla. Elimden gelen bir şey olsa yardım edeceğim ama sanırım şu an kurtulduğunu düşünüyor ama bir anda yine karşına çıkacak abi. O dans eden Sırp kadın videolarında hep gördüm ben, hep bir yerden çıkıyor. Kurtulamıyorsun yani. Abi bağırsan acaba? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çok kötü geliyor. Abi bağır bak. Bak evin ışıkları yanıyor, görüyor musun? Bağırsan yardım ederler sana. Birinin kapısını çal, içeriye gir bence. Na 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 na. Na 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 na. Evet sen de dans et abi. Sen de ona eşlik et. Allah kahretsin. Ekrana bir anda fırlamasaydın iyiydi. Bu arada ben bu zamana kadar çektiğim Sırp kadın, bu dans eden kadın videolarında çok eğlendim. Gerçekten çok güzel videolar bence ya. Hatta şu son zamanlarda izlediğimiz korku kısa filmleri bence çok hoş bir seri oldu yani. Eğer siz bu serileri beğeniyorsanız yorumlara yazın. Hatta şu an bekliyorum bak, bu videoyu şu dakikaya kadar izleyenler, beni şu an dinleyenler hemen bir yorumlara bir abanın, şöyle bir bu videoda şöyle 500-600 tane yorum göreyim. Evet devam ediyoruz. Eve hoş geldin diye bir korku filmi yine. Bakalım, evet geldik, evimize hoş geldik. Kendi evimize hoş geldik. Evet bir ablamız var, tamam. Evin kapısını açıyor şu an. Tamam, okey. Biriyle mi konuşuyor? Aynen, telefonda konuşuyor. Evet, saat 8.52. Akşam mı, sabah mı? Sabah herhalde mi? Akşam olsa 20 yazardı. Ama yok, akşam ya. Bunlarda saat dilimi farklı olabilir. Bir bakalım müdür. Evet, akşam. Bir şey diyeceğim. Bu kuş sesleri falan dışarıdan gelmiyor değil mi gecenin bir saatinde? Gecenin bir saatinde kuş sesi ne var? Ne oldu? Heh, devam ediyor. Evet, ablamız günün yorgunluğunu atmak için sanırım kendine bir kahve hazırlayacak diye düşündüm. Yo. Ne yapacak? Bardak çıkardı. Kahve yapacak herhalde. Evet, muhtemelen kahve yapacak. Evet. Allah kahretsin. İçeriden bir ses geliyor abla. Evet, içeride biri olabilir demek oluyor bu. Sen bir git bak abla bence de. Ya da evden uzaklaş direkt. Evden de çıkabilirsin. Biraz zaten Emre Özdemir sözü dinleseniz evden çıkardınız yani.
Oğlum kapı da kapalı ya, sanki gerçekten içeride biri varmış gibi. Biri duş mu alıyor içeride? O arada şey değil mi, cin şey diyor. La bir rahat bırak da duş alayım. Ne kadar komik adamım ben ya. Abla açma açma. Bismillahirrahmanirrahim. Karanlıkta ses bir de. Karanlıkta ses. Işığı aç da öyle gir. Lan ödüm kopar benim. Işığı aç öyle gir. Işık, ışık, 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 ışık. Abla ışık. Aynen. Tamam, su açık kalmış. 100. Tamam, korktuğumuz boşuna korkmuşuz ya. Bir dakika. Bu abla bu bardağı doldurmamış mıydı? Evet. Doldurmuştu. Yok, tamam şey, kendini şu an bir halüsinasyon görüyormuş gibi hissetti. Bu ne? Yani film izliyor sanırım. Bu arada bu sesten telif yiyebiliriz. Buranın sesini editör kardeşim biraz kısar mısın? Müzikten telif yiyebiliriz çünkü. Biraz kısalım bu müzik sesini. Abla bu arada sen niye bu kadar rahatsın, ben onu anlayamadım şu an ya. Az önce yaşananları farkında değil misin? Bardağında su vardı, yok oldu, içeriden su sesi geliyordu. Evet. Evet, videonun sesini yükseltebiliriz editör kardeşim, müzik kapandı. Şey diyeceğim. Belliydi bu değil mi? Belliydi. Yani ilk başta bardağındaki suyunun gitmesi, sonra içeriden su sesi gelmesi falan, bunlar normal şeyler değildi bence. Neyse, ablam inşallah kurtulmuştur yani. Hakkın rahmetine kavuşmuş gibi gözüküyordu ama bilmiyorum. Rahat bıraktılarsa yani, saldılarsa iyi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.